Herkese selamünaleyküm dostlarım. Bugün sizlere çok güzel bir tarif vereceğim. Bu tarifi yumurtalı ve yavrulu kuşlarınıza verip hem yavruların daha büyük olmasını ve gelişiminizde olmasını sağlayacaksınız. Hadi bu tarife geçelim. Dostlar şimdi kırmızı pancar veya havuç kullanacağız ilkmiş. Bunu söyleyeyim, havuç. Dostlar şimdi kırmızı pancar olursa daha iyi olur bence. Havuç çünkü biraz kızgınlığa sebebiyet verir. Hemen havucumuzu küçücük soyalım. İki çeşit olacak. Bir de mamamış koyacağız. Hayvanların gelişimi daha iyi olsun diye. Gördüğünüz gibi bu şekilde koyuyorum. Havucumuzu soyduk. Şimdi 4 tane yumurtam var. Yumurtamı yumurta kabuğu bölümüne koyacağım. Kabuklarını da böyle ezip küçültüp şuradaki gibi mamamıza ekleyeceğiz. Şöyle yapıp bu yapacak olduğumuz mama hayvanların kemik gelişimi için, yeme erken düşmesi için falan birebir bir mama. Her zaman aynı mamayı yedirirse kuşlar kızgınlaşır ve yavru öldürme durumları olur. Bu mama yani 4 gün üst üste mama vereceğiz kuşlarımıza her zaman. Ben öyle yapıyorum en azından. 2 kere verdiğimiz mama bu mama. Yani bir bundan veriyoruz bir diğerinden. Bir bundan veriyoruz bir bundan diğerinden. Toplamda 2 gün arda arda veriyoruz yani. 2 gün arda arda. Mesela bugün bunu yaptım. Yarın değil öbürsü gün diğer mamamızı yapacağız. Bu şekilde bir düzen tutturup gideceğiz dostlar. Mama bilgisini verelim. Her zaman düzenli beslenmek muhabbet kuşları için, sultan papağanları için, sevda papağanları için hepsi için çok önemli dostlar. Düzenli mama vereceğiz. Düzenli besleneceğiz. Düzenli her şeyi yiyecek. Gördüğünüz gibi yumurtalarımızı soyduk dostlar. Şimdi ikinci aşamaya geçelim. İkinci aşamamız yumurta arkadaşlar. Yumurtayı kesinlikle ve kesinlikle zorsunmadan rendeden geçirin dostlarım. Yoksa hayvanın ölümlerine falan sebebiyet verir. Bunun da bilgisini verelim. Hayvan yiyemez beyazını. Beyaz hayvanın boğazına takılır ve ölümle sonuçlanır. Boğazında donar hayvanın. Boğaz kısmında. Sindiremez hayvan onu. Ne yaparsanız yapın. Hayvanın ölümüne sebebiyet vermeyin dostlar. Her zaman ve her zaman tiksinmeyin. Bazı arkadaşlar tiksinir bunu. Tiksinmeden bu şekilde rendeden geçirmeniz gerekiyor. Şöyle koyuyorum hemen. Ya bir çift kuş olanlar bu yaptığım mamayı belki yapamaz. Pahalı gelir, bilmem ne gelir. Ama üretici arkadaşlar bunu yapmak zorundasınız. Havucumuzu da rendeliyoruz bu şekilde. Ben havucun suyunu sıkmayı tercih etmiyorum. İshal olabilir diye korkusuyla yapmıyor kimse de. Ben dostlar zaten mama hiç kullandığım için mama o suyu ne yemiyor mamanın. Mamanın ne yemek geliyor öyle. Mamanın zaten emdiği için daha da faydalı oluyor sulu olarak. Ama kırmızı pancarı sıkmanız gerekiyor. Sıkmadan vermeyin. Çok sulu oluyor, çok kırmızı oluyor. Bütün mamanız kıpkırmızı oluyor. Hayvanlar biraz yemiyor, çekiniyor, bilmem ne oluyor. Şimdi bu iki mamamız hazır. Mustafa gibi daha üst tık mamamızı da çıkartacağız. Dostlar mis gibi kokuyor şu an gerçekten. Mustafa'nın daha üst tık mamamızı da bu şekilde. Ben fazla koyuyorum dostlar. Zaten bayiliği ben de. Osmaniye'deki arkadaşlara tavsiye ederim. Şöyle 3 kaşık koyup karıştıralım. Ya. Hayvanların doğadan almak istediği tohumlar vardı dostlar. Marul tohumu, okaliptus tohumu filan. Bin bir çeşit malzeme var içinde.
yumurtanın kokusunu gerçekten ciddi bir şekilde bastırıyor. Ve ortalığı adeta nane gibi değişik bir madde kokutuyor. Onu söyleyelim. Dostlar şimdi görmüş olduğunuz gibi videoyu durdurmuşuz yanlışlıkla. Az bir şey de yumurta kattık. Şöyle yakından göstereyim. Mustafa'nın idare tutmamasının şeylerini görebilirsiniz şöyle. Odaklarsa biraz. Mamanın böyle tohumlarını görebilirsiniz dostlar. Hani salatada bulunan kekik gibi üzerinde görünüyor. Ve mamamız Mustafa gibi midayı tutup mamasını emiyor. Mamanın içi emiyor. Yumurta kabuğunu bu kadar küçük rendeleyin. Yoksa hemen içerideki yumurtayı da gidip kırabiliyor. Onlar da yemek istiyor. Bunu 8 dakika beklettikten sonra kuşlarımıza servis edeceğiz. Aşkımız şimdiden aşkların efendisi. Aşkımız şimdiden aşkların efendisi. Şimdi bir de son salmaya çekip videoları videomuzu sonlandıralım. Dostlar gördüğünüz gibi Mustafa Nida Öztürk Mama Mix farkı. Hayvanların şu an hepsi mama yiyor. Yemlikler de dolu bu arada, onu da göstertelim. Hepsi mama yiyor. Maşallah demeyi lütfen unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Osmaniye Mustafa Nida Öztürk Mama Mix
bayisi Serkan Diri. Videoların beğenmeyi için beğenip yorum yapmayı unutmayalım dostlar. Herkese bol bereketli üretimler diliyorum. Allah'a emanet olun.